zeytininin meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Burada zeytinyağı önemli mi? Önemli geçim kaynağı. Şu anda zeytinyağı üretim merkezindeyiz. Etrafım alabildiğine zeytin ağacı şu anda. Gözümün gördüğü her yerde zeytin ağacı var. Bu bölgedeki zeytinler hasat ediliyor. Evet. Ve buradaki üretim merkezine gelip zeytinyağı haline getiriliyormuş. Ve doğru bilgi sizden alalım. Evet, doğrudur. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminiz, hoş bulduk. İsmim Sait. Memnun oldum Sait, ben de Bahar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sait, burada neler yapıyorsunuz? Biz burada üyelerimiz var, çiftçilerimiz var. Hı hı. Çiftçilerden gelen zeytini doğal bir şekilde, gübresiz, organik bir şekilde dışarıda havuzlarımız var, sistemimiz var, fabrikamız. Hı hı. Her şey makine sisteminde, son sistem yapılıyor. Zeytinlerimiz dışarıda havuz sisteminden içeri alınıyor. Orada malaksürlerin içerisinde, sonra dedektör dediklerimizin içerisinde. En son santrifüjden doğal bir şekilde, katsız bir şekilde hem şişeleme vardır hem teneke olarak satışlarımız devam ediyor. Kilis'in zeytini coğrafi işareti aldı mı? Tabii aldı. Hatta Avrupa'da ödüllerimiz bile var, madalya ödülü olarak. Altın madalya diyorlar zaten, evet, tabii. Değil mi? Evet. Kilis'in altın madalyası zeytini. Peki zeytinin faydaları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bile zeytinin ismi geçer. Şifa kaynağıdır. Hı hı. Hatta sabahları aç karnına birer çay bardağın yarısı kadar içilmesini tavsiye ediyorlar bilim adamları. Hı hı. Bildiğiniz şifa kaynağıdır. Her türlü hastalığa deva. Doğru. Akciğerlere iyi, evet, geldiği, aynen, söylenir. Bağırsaklara, evet, sindirim sistemine. Bir de bu taraflarda genelde Güneydoğu bölgesinde yemeklerde de kullananlar var. Hatta bize dışarıdan talep oluyor, İzmir, Aydın bölgelerinden diyenler bile var yani zeytinyağını. İddialıyız. Güneydoğu'nun Anadolu bölgesinde Gaziantep olsun, Kilis olsun, zeytinyağlarımız şey yani kaliteli, birinci sınıf. Bu bölgede Hatay'da da zeytin, evet, var. İşte İzmir'de, Ege'de, evet, zeytin oluyor. Balıkesir'de, evet, zeytin doğrudur. Oluyor. Edremit bölgesi falan. Yemlik zeytini, aynen, önemlidir. Aynen. Peki onlarla buradaki zeytin arasındaki fark ne? Bahar Hanım, buradaki zeytinler gemlikten hariç çok eski asırlara dayanan yerli dediğimiz zeytinlerimiz var bizim burada, kendine has. Ata tohumu. Evet. Hmm. Asırlık yaşları kendini yani ifade etmiş. Ondan dolayı daha verimli, daha şey. Yani atıyorum gemlik zeytini %10-15 veriyorsa yerlik olduğunda 20-25-30'a kadar verebiliyor. Duydum, çok eski o 10 bin asırlık, evet, bir tarihi olduğunu, doğrudur, duydum. Doğrudur. Nedir bunun aslı? Yani hatta yurt dışından o köklerini falan şey yapmak için bilim insanları falan gelmiş bakılmıştır yani verimine, şeylerine, köklerine falan. Tabii burası Mezopotamya'nın, evet, verimli toprakları. Aynen. Üretim fazla olur, evet, o çok önemli bir şey ama önemli olan değerlendirmekte. Aynen, aynen. Buradaki dolumlar yapılıyor, toplu satış mı var yoksa? Şimdi Bahar Hanım burada çiftçi mi gelip alıp mı? Şimdi burada götürüyor? Çiftçi kendi öz malını alıp gidiyor. Ha. Bize satmak istiyorsa biz onu satın alıyoruz. Tabii satın alırken ezbere değil. Bizim burada laboratuvar, ziraat mühendisimiz var. Laboratuvara test ediliyor. Asit oranı eğer iyiyse alıyoruz. İyi değilse zaten çiftçi kendi evine kendisi kullanmak üzere götürüyor ama burada iyi kötü denen bir şey yok. Zeytinlerin hepsi verimli. Bir de kalite onu, evet, ayırt ediyorsun. Evet. Soğuk sıkım var. Şişelemede mesela müşterilerimiz arıyor. Burada bizim makinelerimiz var. Karbon filtre dediğimiz bir kat oradan geçiyor. Ona göre müşterilerimize göre, taleplerine göre. Ya Sait, şu marketlerde satılıyor ya, zeytinyağı Rivera, evet, yazıyor mesela. İşte natural yazıyor. Evet. Onlar ne demek? Ya Rivera dediğimiz şu zeytinin geri dönüşümünden, posasından dediğinde onu Rivera olmak için kimi fabrikalarda şey var. O branşlarda adamlar onun üzerine yoğunlaşmış. Kimileri pirina tesisleri falan kuruluyor. Onların yağından geri sıkım oluyor. Rivera dediğimiz o zeytinyağı oluyor. Onlar daha uygun oluyor. Evet, daha uygun oluyor. İç pazarda daha kolay satılıyor. Anladım. Peki zeytinin posasını ne yapıyorsunuz? Zeytinin posasını odun sobası kuracağına kaloriferde ısı olarak kullanılıyor şu an. Ay ne güzel, evet, ya. Rabbim ne güzel şeyler yaratıyor, evet, değil mi? Doğrudur. Her türlü, aynen, kullanabiliyoruz. Her şeyden faydalanabiliyoruz. Vallahi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. Pişmaniyeci geldi hanım. O otobüs yolculuklarımızın vazgeçilmezi.
misafirliğe giderken ikramlık pişmaniyelerimizin işte yapıldığı yerdeyim. Şu anda Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nin coğrafi işaretli pişmaniyeleri burada yapılıyor. Hanımlar vızır vızır yine çalışıyorlar. Hanımların o mis gibi ellerinden çıkan pişmaniyeler nasıl yapılıyor? Kolay gelsin hanımlar, nasılsınız? Ben yemek istiyorum Allah'ım. Oh. Afiyet olsun. Merhaba, nasılsın canım? İyiyim canım. İsminiz? Reyhan. Reyhan ablacığım nasılsın? İyiyim. Nerelisin tatlım? Çorumlu. Çorumlu mu? Çorum Osmancığım. Kız Çorumlu. Çorumlu'dan buraya nasıl geldin? Göç ettik işte. İşimiz buradaydı. Geldi. İşte. Ne zaman göç ettiniz? 20 sene öncesi. 20 sene önce. Evet. Ne iş yapıyor? Eşin de burada herhalde. Evet. Ailece buradasınız. Evet. O zaman çoluk çocuk hepsi burada. Burada burada. Anne baba da burada. Herkes burada. Herkes burada. Ailece. Niye geldiniz oradan Çorum'dan buraya? Senin İşin... yaptığını Çorumlu bile yapmaz diyorlar ya. Yok, yarın söylemiştir. Yanlış mı söylemişler? Evet, iş yüzünden işte. İş yüzünden. Bizim memlekette iş yok fazla. Doğru, buralar tabii sanayi bölgesi, evet, değil mi? İş var, parası, güç var. Ekmek parası işte. Doğru. Peki siz nasılsınız hanımefendiciğim, isminiz? Haslı Aydın. Sen nereden geldin tatlım? Kırklareli bir ilçesinde. Ha, Kırklarelilisin. Evet. Tepecikli mi? Kuru çaylı mı? Öyle mi? Evet. Ay siz de öyle oynarsınız şimdi mi Ramon Havalar? Ay 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 ay. Burada çalışıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Sabah geliyoruz, eldivenlerimizi, ağzımızı bağlıyoruz, kolluklarımızı takıyoruz, işimize başlıyoruz. Hı. Bize getiriyorlar. Hangi pişmaniye yapılacaksa 150, 100, 250. Akşama kadar böyle devam ediyoruz. Çalışıyorsunuz. Peki siz niye geldiniz Kırklareli'nden buraya? Biz görev icabı geldik. Burada kaldık. 30 yıldır buradayız. Yine iş için geldiniz, evet, değil mi? Evet. Hmm. Buradaki ablaların hepsi öyle mi? Evet. Sen nereden geldin ablacığım? Merhaba. Erzurum. Erzurum mu? Evet. Kız Erzurum'dan buralara yolu nasıl düştü? Bilmiyorum. Babanız gelmiş. Ben burada hemen büyüdüm. Babam göç etmiş. Buraya gelmiş. Hmm. O zaman aynı iş yüz. Düğün falan da burada oldu. Evet. Eşin nereli? Aynı bizim o taraflı. O da Erzurumlu. Evet. Buraya da gelseniz yine bir, evet, Erzurumlu ile evlendin. Evet. Yani. Allah öyle nasip etti. Doğru. Baba mı verdi? Evet. Sonra mı verdi? Yok. İstedin mi? Öyle. O zaman öyleydi. Hayır deme şansın yoktu değil, evet, mi? Evet. Ah ah ah. Yok ah. Öyle bir sorun olmadı. Zaten 32 sene önce öyleydi krallar. Ben... Doğru. Seviyor musun eşini? Seviyorum. Sevmesem. Ay sizin ne güzel şiveniz var. Sen şiveyi de kaybetmişsin. Evet. Gelirem gidirem yok mu? Yok. Bizde zaten yok bizim. Bizim Erzurum'un orta kol tarafında kalıyor, pazar yolu. Dadaş Erzurum. Mısınız? Evet, dadaşız. Dadaşsınız. Evet. Buradan Erzurum'a da selam olsun. Selam olsun. O zaman sizin burada işletme müdürünüzü biz davet edelim. Bu pişmaniyeler, evet, nasıl yapılıyor, onlarla ilgili biraz bilgi alalım. Buyurun işletme müdürümüzü, evet, de yanımıza davet edelim hanımlar. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsminiz efendim? Hamza Atik. Hamza Bey, burada neler yapılıyor? Pişmaniye ile ilgili öncelikle bir bilgi alalım. Pişmaniye bizim kültürümüzde gerçekten çok önemli bir yeri var, manevi yeri, evet, var. Saray tatlısı dediğimiz, değil mi, ürünümüzdür pişmaniye. Coğrafi işaretli, Kocaeli yöresine has bir üründür. Buradaki amacımız daha kaliteli ürün üretmek, Türkiye genelinde daha çok yaygınlaştırmak. Bununla birlikte yurt dışı, şu anda ihraç ettiğimiz ülkeler var. Bunları arttırmak, istihdam sağlamak. Bizim sektörümüzde hanımlar birazcık daha önceliklidir. Bu işi en hızlı hanımlar yapar. Bununla ilgili daha titiz çalışırlar. Türkiye'nin her yerine pişmaniye buradan mı gider? Türkiye'nin her yerine İzmit pişmaniyesi buradan gider. Diğer yapılan şeyler ufak tefek de olsa asıl İzmit'tir. Pişmaniye yiyecekseniz İzmit'ten, İzmit'ten yiyeceksiniz. Yani Kocaeli'nde. Aslında Kocaeli mi İzmit mi? Yani İzmit Kocaeli'nin ilçesi. İlçesi. Evet. Ama Kocaeli. İzmit pişmaniyesi meşhurdur. Meşhurdur. İzmit yani. Olarak isim yapmıştır. Anladım. Peki pişmaniye nasıl yapılır efendim? Şeker, un karışımıyla yapılan bir ürünümüzdür. Hı hı. Tellendirme usulüyle yapılır. Hı hı. Tellendirme usulünden sonra havalandırmalar olur. Ondan sonra da arkadaşlarımız buralarda bardaklama dediğimiz şekilde bardaklamalarını yaparlar. Bardaklamalardan sonra paketleme servisine geçilir. Paketlememiz yapılır. Paketlemeden sonra da müşterilerimize hazır haliyle sunumu gerçekleştirir. Doğru. Peki bu pişmaniyenin saray tatlısı dedik ya, tarihi nedir acaba? Ne gibi bilgileriniz var? Tarihi çok eskidir. 800 küsur yıllara dayanmaktadır. Bununla ilgili padişahların tercih ettiği, sofralarında bulundurmak istediği hafif bir tatlı çeşididir.
Bir de uygundur da değil mi yani? Tabii ki uygundur da. Nasıl bulmuşlar acaba bunu Hamza Bey? Asıl üretim yapanlarla ilgili birkaç tane şeyler vardır. Mesela? Usta şişman bir hanıma aşık olmuş. İsmi, hikayesi de evet, var. Evet. Bu ürünümüzü yaptıktan sonra da şişmaniye diye çıkmış. Sonradan evlenmiş. Evlendikten sonra pek mutlu olamamış. Sonra tatlımızın ismi pişmaniyem olarak değişmiş. Gerçekten doğrudur. Böyle bir hikayesi var. Hikayemiz var. Rivayetlere göre tabii. Başka? Yani adam önce aşık olmuş sonra pişman mı olmuş evlendiğine? Aşık olmuş sonra da evlendikten sonra pişman olmuş. Pişman olmuş anladım. Şişmaniyem diye isimlendirdiğim pişmaniyem olarak değiştirmiş. Şu anda mesela burada hanımlar tartıyorlar. Evet. Bunun gramajı nedir abla bir bakayım mı merak ettim. 276, 280 grama kadar. 250 gram zaten. O 26 gramda bu geliyor sepetleri. Evet. Ha. Ne kadar mesela bu? Ucuzdur. Diğer tatlılara göre fiyat çok şeydir. Biz üretim yeri olduğu için bunun için toplamda daha uygun. Fiyat vermek doğru değil. Doğru değil. Bunların geri zaten pişmaniyenin uygun bir tatlı olduğunu hepsini biliyoruz. Peki pişmaniyeler bir böyle sade olur. Başka hangi çeşitleri vardır? Kakaolu var, narlı var, naneli pişmaniyemiz var. Ya. Şimdi pişmaniye güzel bir tatlıdır da yemesi aslında sorun. Değil mi? Ağzında böyle bir toparlanır, bir topaklanır, dökülür. Müdürümüze verelim bir kapak kızlar. Siz nerelisiniz müdür bey? Ben aslen Amasyalıyım. Amasyalısınız. Siz de buraya mı göç ettiniz? Ben de şu anda buradayım. Şimdi Kocaeli sanayi bakımından zengin, büyük bir yer olduğu için İstanbul'un da komşusu arka bahçesi evet, gibi evet. Değil mi? Doğru, o yüzden doğru. Çok da göç alan bir yer. Peki sonradan Kocaelili olarak efendim bir pişmaniye üretim merkezinin müdürü. Nasıl pişmaniye yer görelim değil mi hanımlar? Sonra Kocaelili var mı aramızda buralarda? Umut Bey. Umut Bey Kocaelili, Kocaelili mi? Evet Umut Bey'i de alalım böyle. Umut Bey görevi nedir? Umut Bey gıda teknikerimiz. Aha. Aynı zamanda kendisi okul öğrencisi. Stajını da burada yapıyor. Ha öyle mi? Aynen. Merhaba Umut nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim ablacığım Kocaelili misin? O aynen. Maskeni bir indir şöyle bir görelim. Evet. İzmitliyim. Doğma büyüme buralıyım. Aha. Pişmaniyeyi sever misin? Severim. Senin için pişmaniye neyi ifade eder? Bak dedi ki önce şişmaniye olmuş, aşık olmuş sonra pişman olmuş evlendikten sonra. Doğru evet. Mudur? Doğrudur. Öyle bir hikayesi var. Benim hiç Kocaelililere karşı böyle bir fikrim yok. Hani çok göç aldığı için İstanbul gibi. Hani Kocaelili birini hiç tanımadığımı hatırlamıyorum. Sen hakiki Safkan Kocaelili misin? Yok Kocaelili zaten. Baba tarafı benim Sakarya. Ben sadece doğma büyüme buralıyım. Ha, doğma büyüme mi buralısın? Peki ablacığım o zaman bir Kocaelili pişmaniyeyi nasıl yer efendim? Bir bardaklanmış müdürümüz yesin. Buyurun efendim. Şu, ye ablacığım. Pişmaniye nasıl yenir? Şu, buyurun. Bir müdürüm denesin. Nasıl yiyoruz? Bir tane ağzına attı müdürüm vallahi. Helal olsun. Helalim var müdürüm. İşte pişmaniyenin hakkı böyle verilir. Aynen. Buyurun. Efendim, bir Kocaeli nasıl yer? Bir görelim. Bakalım ben nasıl yiyeceğim? Evet. Bak küçücük yaptım bu bardağı. Küçücük mü yaptın? Ben yiyeyim diye değil mi? Evet. Evet. Bak işte dökülüyor hayatım. Dökülüyor, ne yaparsan dökülüyor. Değil mi? Dökülüyor, evet. Bismillahirrahmanirrahim efendim. Geliyoruz kuru fasulyenin faydalarına. Pişmaniyenin faydaları nelerdir? Buyurun anlatın. Pişmaniye fazlası zarar yapar her zamanki gibi tatlı. Her şeyin azı karar, çoğu zarar efendim. Evet, tatlı ihtiyacın her türlü giderir. Türk milletinin olmazsa olmazı lokum gibi pişmaniyemiz önemlidir ya. Gerçekten böyle buram buram kültür kokar pişmaniye. Ramazan aylarında mesela önemlidir. Sahurda yenir, iftarda yenir değil mi? Çok lezzetlidir. O zaman pişmaniyeyi yiyoruz efendim. Sonra herkesi de Kocaeli pişmaniyesi yemeye davet ediyoruz. Kocaeli'ne gelin, pişmaniye yiyin. Kocaeli'ne gelemezseniz de pişmaniyeyi alın, yiyin, pişman olmazsınız. Ay ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Gerçekten rujum da var. Bir elinize böyle koyun, buradan cimcik cimcik alın. Cimcik cimcik mi? Yok, hayır canım onlar bir anda attılar. Ben onların altında kalamam, olmaz. Mümkünatı yok, ben de öyle yiyeceğim, olur mu? Ben de yani Allah'ın Malatyalısıyım, bırakın da yiyeyim yani.
Bu tuzlu meltem mi böyle gencimi yakan, yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin? Mancarlar olana kadar kalsaydın bari, onlarca güzel sözünü tutsaydın bari, beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Hep incir mi olacak? Biraz da mancır oluversin. Aynen. Evet. Aynen. Şu anda Batı Karadeniz'in incisi Zonguldak'tayız efendim. Zonguldak demek Karadeniz demek, mancar demek. Mancar demek kara mancar demek. Evet. Kara mancar buldun ye, dayak buldun kaç diyorlarmış burada. Doğru mu? Evet. Evet. Merhabalar anneciğim, merhaba. İsminiz? Müyesser. Müyesser. Sizin isminiz? Ben Fatime Kartoğlu. Siz? Şahiste Çarıkçı. Şahiste, hayır, ne güzel isim. Çarıkçı. Akrabayız. Muhtarımız da akrabayız. Yengem oluyor. Evet. Siz muhtarın hanımlı mısınız? Annesi. Ha, annesiniz. Hanımı çalışıyor, işçi. Öyle mi? Evet, hanımı çalışıyor. Muhtar anne. Muhtar hanımını hep gördüm de annesini ilk defa görüyorum. Annesini görmüyor. Ay, biraz aynen. Müyesser anne, muhtar hanımı olmak zor diyorlar. Muhtar annesi olmak zor. Hanım olmak zor da. Hanım olmak da. Allah bize zorluk çektirmeye sağ olsun oğlum. Yani bizim yapacağımız işleri hep şey yapıyor. Onun da tabii yapacağı şeyleri biz yapıyoruz hemen. Şimdi geliniz gideniniz olur. Tabii oluyor. Yani bize çok hürmet, yani severiz hürmeti. Hizmeti çok severiz. Yapmayı, yedirmeyi çok severiz. Evet. Peki Zonguldaklı insanlar nasıl olur? İyi, iyidir yani. Çok iyiler yani. Bizim bildiğimiz çok iyi. Mesela kadınlar nasıl olur, erkekler nasıl İyidir. Olur? Kadınlarımız değil, erkeklerimiz değil. Tabii erkeğin kuytusu da olur, şey de olur ama bize göre bizim erkeklerimiz çok iyidir. Öyle mi? Evet. Eşin hayatta mı? Eşim, geçim, bir sene oldu vefat edeli. Evet. Çok iyiydik, çok anlaşırdık, çok iyi bir insandı. Nasıl davranırdı sana? Ay çok iyi davranırdı. Çok. Hiç canımdan gitmezdi bir yere. Böyle işimi varsa ikimiz yapardık. O benim her şeyimdi. Benim her hizmetimi yapardı. Ay. Ay çok. Onun acısı çok beni yaktı. Mekanı cennet. Evet. Çok sevdim. Özledin değil mi? Ay çok. Çok çok. Oğlu muhtar oldu. Bu tarafı yaparken arkasının önünde hep hizmet yaptı ona. Onunla beraber çalıştı. Onunla beraber her yere gitti. Onun yapacağı işleri yaptı. Telefon ederdi baba misafir geliyor. Peki evet. Kara lahananın önemi nedir Müyesser anneciğim? Vallahi önemi işte yemeklikte yapıyoruz. İneği olan ineklerini veriyor. Gerçi bizim ineğimiz yok. Yapıyoruz işte. Komşular da olursa onlara veriyoruz. İnekler yiyor. Bu inekler yani, de lahanayı yani hem karasını hem beyazını çok seviyor. Yerler. Onlar yani süt içinden veriyorlar yani süt yapması içinden. Biz de lahanasını dolmasını yapıyoruz. Sarmasını yani. Yemeğini yapıyoruz. Mancar olmadan olmaz. Yani olmadan olur da. Yani işte yine kolayınıza geliyor. Kolayımıza geliyor. Biz bir de köylüyüz ya artık. Olması lazım. Şimdi büyük bahçeyi ne yapacağız? Birazına lahana dikiyoruz. İşte birazına biber yapıyoruz. Başka bir şeyler yapıyoruz. Fasulye yapıyoruz yazın. Peki kara lahana bu bölgede oluyor ya, buranın şartlarına göre yetişiyor bence. Aynen. Bak her yerde olmuyor bu. Evet. Zonguldak civarında bizim lahanalarımıza benzemiyor. Onların lahanası daha bir siyah oluyor. Daha böyle yuvarlak oluyor. Onların uzun uzun oluyor. Böyle siyah oluyor. Bizimkilerin evet. Ortaları beyaz. Marul gibi açmış aslında böyle çiçek aynen, gibi. Aynen öyle oluyor bizim lahanalarımız. Hani beyaz lahanaya benziyor biraz orta yerleri. Peki siz olgunlaştıkça koparıyor musunuz? Yani yoksa ortalarını alıyoruz. Dış taraflarını hayvanlara veriyoruz. İneği olanlara veriyoruz. Ha, zaten tavuklar gıdalanmış. Tavuklar şey yapıyor. Tavuklar da sülük var ya. Hani kabuksuz sülükler. O ne demek? Toprakta oluyor yani. Kabuksuz sülük oluyor. O ne demek ya? Hayvan mı? Hayır, o da bir şey. Sülük. Yani kabuksuz sülük. He, evet. Sülük. Ne, o ne demek tatlım? O kabuksuz sülük böyle yeşilliklere saldıran geliyor. Şey. Hani marulları falan da geliyor yiyor. Yani bizimki bahçemizde ilaç yok. İlaç olmayınca evet. O sülük çıkıyor.
Yani o serası olanlarda falan devamlı ilaç yapıyorlar. O ilaçlı şeylere gelmiyor. Yani bizi ilaç yapmayınca bizim bahçelerimiz oluyor. Bir de tavuğumuz da yok çevremizde. Tavuk da onu inip toplaya yiyor ya. Ha bu mu? İşte nerede öyle. Buldun? Göster. Nereden buldun onu kız? İşte lahanaların diş yapraklarında oluyor öyle. Ha. O kurt. Kurt mu? Yani yeşil kurt. Aman. E şimdi bunların olmaması için önlem almıyor musunuz? Onları olmaması için ilaç olması lazım. İlaçlamıyoruz biz de. İnsanlara bir faydası, şey zarar yok, var mı? Yok zarar yok. Onu biz tek tek güzelce yıkıyoruz. Tek tek şey yapıyoruz. Kaç kere yıkanıyoruz. Değil mi? Sirkeye basıyorsunuz. Tabii sirkeyi yani. Suya basıyoruz. Temiz oluyor. Peki siz hanımefendiciğim bu ne güzel kıpkırmızısınız. Kıskandım sizi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Ne iş yaparsınız? Ben çalışmıyorum. Evin bir kızıyım. Babamın parasını yiyorum. Bir evin dördüncü kızıyım ama üçü evliler. Evde bekar olduğumdan, babamla yaşadığımdan. O yüzden baba parası yiyorum. Anne nerede? Annemi 3,5 yıl oldu kaybettik. Ay Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki evlenip ayrıldınız mı? Yok, hiç evlenmedim. Yaşınız kaç? Söylemeyin. O bende kalsın. Pekala, 18. Sen de. O benle. Evet. Evlenmeyi düşünüyor muyuz? Anlaşabileceğim biri olursa neden olmasın diye düşünüyorum ama rahatım da çok iyi. Babam sağ olsun. Nasip kısmet diyelim. Ama bu babalar da böyle çok rahata alıştırmamaları lazım bence. Nasip, arayası her şey. Öyle mi? Hayattan bir küskünlüğüm yok, şükürler olsun. Çok şükür. Peki hiç aşık oldunuz mu? Yani. O zaman hüsran oldu sonu falan. Yine hüsran her daim. Yani o geçmişte kaldı. Ya. Yani öne bakmak lazım. Mutluyum da. O evlendi mi? Bilmiyorum. Haberim bile yok. Yok. O kadar yani. Sildi mi tam sildi? Aynen. Aa, bu güzel bir şey ama. Aynen. O kadar güzel bir ailem, ablalarım var ki. Allah babamı da başımdan eksik etmesin. Amin. En güzel sevabı anneme baktım. Babama da bakıyorum. Tabii canım. Köyümden de memnunuz da. Güzel bir yaşam merkezimiz de var. Kurslarımız var. Komşuluk beraberliklerimiz çok güzel burada. Hı hı. Yani güzel zamanda geçiyor. Mutluysanız önemli. Aynen. Bekarlık sultanlık dedikleri şey işte bu hanımefendi de gördüğümüz efendim. Aynen bekarlık sultanlık. Sultanlar gibi yaşıyor. Aynen. Baba parası yiyorum dedi. Aynen daha baba parası yiyorum. Allah babamı da başımızdan eksik etmesin. Yurt dışındaydım ben de 3 aydır. İşte daha 2 ay falan oldu yeni geldim. Hayrola. Ablamlar oradalar. Ha, oh geziyor. Yani sizin aracılığınızla da Almanya'daki Ülke ablam, İktir ablam, erkek kardeşim bir de İstanbul'daki kız kardeşime selamlar. Söylüyorum. Buradan tüm gurbetçilerimize selam edelim. Tüm gurbetçilerimize aynen. En zoru onların evet, için gerçekten. Tüm gurbetçilerimiz yani evet. Onlara da selam olsun Almanya'da. Ah, canlarım benim. Evet. Tüm gurbetçi abilerime, ablalarıma, canlarımıza, hepsine selam. Kardeşlerimize selam olsun. Selam olsun. Kızlar hadi anne o zaman o bıçakla bir mancar keselim. Keseyim. Ben yardımcı oluyorum ama o varsa sansar neydi? Yok onlardan yok. Neydi? Sülük. Ha. Sülük var mı? Ay bir şey söyleyeceğim yiyor. Bu sülük tedavisi. Kız bu sülük tedavisinde kullanılan sülükler değil, değil mi? Değil. Bunlar başka. Mancarlarımızı işte bunlar yiyorlar. Nasıl buldun şimdi onu? Bulurum ben. Peki Fatma bu eline zarar vermiyor mu? Yok. Bir şey yapmaz onu. Bunları normalde cilde şey maske olarak da kullanabiliyoruz biliyorsunuz değil mi bunun salyalarını? İşte o diyorum gençlik hani. Gençlik iksiri diye bir şey var ya. E sen o zaman bunu alıp hiç kullandın mı gençlik iksiri olarak? Yani şey yapmışsın. Yüzüme sürmüşümdür bunların büyüklerini. Gerçekten kabuklu, mi? Kabuklu. Kabuklananlar salyangoz var ya kabuklu. Salyangoz salyangoz kulaklarım çıkarttı gidiyor. Geliyor kulaklarıyla. Nereye o yürü, geliyor? Sünnesine gelir benim buraya gelecek kadar. Isırıyor mu? Yok. Tamam. Elini rahatsız etmiyor mu? Yok. Şimdi bunu süremezsin değil mi? Yok süremem. Bence de sürmemelisin bence. Ama elinde korkmadığına göre. Ama bu normalde yani. En temiz hayvan bu. Temiz. Niye temiz? Çok temiz. Nereden biliyorsun? Toprak şey değil toprak. Çünkü. Hmm. Bu çok temiz. Kesebilir miyim artık? Sen kes anneciğim. Bu geziyor böyle bak. Ay salyasını da bıraktı. İşte bu kolajen o zaman evet, değil mi? Gençlik iksiri. Evet. He, ay bak salyasına bak. Hı hı. Bu salyasını bıraka gider böyle. Ay vallahi Anadolu'da daha neler göreceğiz gerçekten vallahi bravo sülük. Gerçekten bunlar hiç zararsızdır.
İçi bir tuhaf oldu, at bunu at. Geziyor, geziyor. Tamam, geziyor atası artık, tamam. Aman elini bana süreyim deme. Hayır, sakın. O gerçekten çok temiz bir hayvan bunlar. İçim bir kıyıldı. Ne oldu kızlar, ne yaptınız? Biz bu mancarların minibüsü almıyoruz, sülük varmış içinde. Hiçbir şey olmaz yok, onlardan. Yok, yok onu. Hadi kızlar gidelim. Hadi. Vallahi bir sülük görmemiştik, sülüğü de görüver. Çıkçım, boş kalsa da kocam, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kocam, sözümü tutacağım, dırram, adını anmayacağım. Yacım. Hava soğuk mu? Soğuk. Çok teşekkür ederiz. Hava soğuk olunca içimiz ısınsın dedim. Evet, kızlar. Yedim. Bir Türkiye patlatıvereyim patlat. Dedim. Bir daha patlat. Sizden patlatıvereyim yok mu? Hadi patlat yavrum. Benim dişimim ah canlarım, şu anda Zonguldak'tayız, Devrek'teyiz. Batı Karadeniz'in incisi burası. Göz bebeği hanımlar da birbirinden inci mi inci? Güzel mi güzel? Teşekkür hava ediyorum. Soğuk ama içimi bir ısıttınız ki anlatamam. Teşekkür ederiz. Anlatamam. Kızlar anlatın. Ben konuşa konuşa artık öldüm. Dilimde tüy bitti. Bekekler de canlat. Ne anlatayım? Canlatayım. Canlatayım. Bana ihtiyaç mı var? Baksana sana. Sen benden canlısın. Dişim almayı çıkıyor ya. Gel bir kere öpeyim öpeyim. Gel. Oh, bir yanak ver, bir yanak. Ha, evet. Kızlar 12, 15 kişi falan varız. Peki herkes komşu akraba mı anne? Komşuyuz, böyle komşuyuz. Adın ne senin? Nezahat. Nezahat. Peki buradaki yemekleri kim hazırladı? Evdeyim. Mıhtar'ın annesi. Annesi hazırladı. Gene iş Mıhtar'a mı kaldı? Evet. Mıhtarların işi. Kızlar Zonguldak'ta Devrek'te ne var ne yok Hazreti kutu verin ya. Bilmiyorum ki ben erken devreye inmiyorum ki fazla. Günleriniz nasıl geçiyor günler? İyi geçiyor. Dikişe geliyoruz buraya okula. Okul okuyorlar yaşlılar. Aha. Okumayanlara burada gösteriyorlar. Dikiş yapıyoruz. Ha okuma yazma evet. Kursu da evet. Var. Ha, yaşam merkezi. Evet yaşam merkezinde her şeyimiz var. Ya devletimizden Allah evet, razı olsun. Evet. Gerçekten. Evet. Şu anda Mekikler köyündeyiz ve burada bir yaşam merkezi var. Evet. Okuma yazmayı bilmeyenler gelebiliyor. Evet. Hanımlar evlerinde sıkılmıyorlar. Dikiş hem sosyalleşiyorlar. Evet. Burası mazurdu. Mıhtarımız canlattı. Her yola koydu. Düğün salonu da oluyor. Kur'anlarımız da oluyor. Oruç açmalarımız dolu ya. Mıhtarımız çok canlattı burayı. Onun içinden çok teşekkür ediyoruz buna. Ay canım Nezahat teyze. Peki Nezahat teyze muhtar mı mıhtar mı? Ödeyemeyelim. Karar verelim. Çık var. Bak, ben gidiyorum bazen mıhtar emmileri görüyorum. Mıhtar emmiye diyorum bana kızıyorlar. Ama niçin? Ne bileyim ben muhtar mıhtar ne fark eder? Mıhtar mıhtar. Mıhtar işte. Havasın. Peki kocalarınız nerede? Kocalarımız Devrek'te. Niye? Çalışıyorlar. Emekli onlar oturuyor kahvelerde. Yaşlı onlar. Gençli. Sen genç mi kaldın? Ben geç kaldım. Ben de yaşlıyım. Sen adamı yaşlandırdın. Kendin geç kaldın. Ha? O da yaşlı. İkimiz biz. Canım benim. Peki adamları niye devreye yolluyorsunuz? Onları da getirin kursa. İki dedikodu yapsınlar. Adamlar biz evde kursuz dedikodu yapıyoruz. Burada olur mu? Kahvede yapıyorlar. Ha, ne olup bitiyormuş kahvede anne? Otur, çay içip geliyorlar. Vakit geçsin diye. Gel, sen de işte. Burada olanı biteni anlatıyorsun kocana değil mi? Hayır anlatma. Dedikodu yapıyorum dedin yapma, ama. Yapma yapma. Dağların aklı bir yapıyor mu? Ha, gel anne ver. Köyün haberlerini veren bir hanımefendi buldum. Şöyle alkışlarla sizi yanıma alabilir miyim efendim? Niye? O, niye kız? Huysuzluğun mu tuttu? Gel. Huysuzluğun mu tuttu bugün? Ne oldu? Canım bir tanem. Yapma ya. Anlatıyor mu kocasına kız gerçekten? Niye gülüyorsun anne? Bir bak ben. O şaka gerçek söyledi. İsminiz? Cemile. Cemile anne kocan nerede? Seninki kocam ne? Evde beni bekliyor. Şimdi bu programı izleyecek bana çok. Kızacak mı? Yok ben serbestim.
bana karışmasın. Aa olur vallahi mu canım? Karışmaz. Hiç sende söz hakkı yok mu bu adamın? Bende işte, benim söz hakkım bende. Herkes özgür, kendi özgürlüğünü kendi yaşar. Bak bana bak, tamam. Dedikodu yapıyor diyorsun bizi. Biz dedikodu mu yapıyoruz? Ana. Asla. Bak ben gittikten sonra kavga etmeyin ha. Sakın onlar kavga. Beni seviyorlar da onun şapanı. Bak ya, ne oluyormuş anne biliyor musun? Evde seviyorum. Diyor kocam bana hiç karışamaz diyor. Herkes kendi özgürlüğünü yaşıyor diyor. Doğru mu? Sen İçişleri Bakanlığı'nı yapıyorsun, o da İçişleri Bakanlığı'nı. İkimiz de aynı yapıyoruz, yapacaklarımız. Sen aynı. Dışarı gittiği zaman, kahveye gittiği zaman gitme diyor musun ona? Yok. Hiç diyor? Demiyor musun? Demem. Eve gelmezse gece? Gelecek mecbur. Niye mecbur? Adamın işi çıktı, gelmiyor. Beni sen boşu boş koyamaz ki beni. Gelmesi gerekir zaten. Evine gelmesi gerekir en azından. Ya işi var, gelmiyor. Sana haber verdi. O zaman telefonla arayacak beni, arar unuttu. Zaten. Unuttu, şarjı bitti. Vallahi unutmaz, bir de onu söylüyorum. Unutmaz ki. Hadi unuttu diyelim. Hadi unutsun. Ne olacak? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ortalık göçer. Ortalık göçer mi? Bir daha eve almazsın bence. Yok alırım. Alır mısın? Alır. Ama nasıl alırsın? Biz artık yaşlandık tabii. Yaşlanıyoruz. Yaşlanmadık da yaşlanıyoruz. Mecbur almak zorundayım. Atamam dışarı. Kaç senelik kocacığım yani. Cemile anne peki heyecan var mı? Aşk var mı? Var tabii ki. Aynı eski gündeki gibi heyecan, aşk var. Yani böyle gönlü kalbi çarpıyor mu? Seviyorum ben onu kocaman. Yani böyle heyecanlanıyor musun? Böyle pırpır oluyor. Ya yapma ya, tamam artık. Kaçtık kaçtık. Ben de kaçtım beyime. Sen de mi kaçtın? Cemile de mi kaçtı? Cemile kaçmadı. Kaçmadı. Neyse hadi kaçmadı. Ben kaçtım. Ha sen severek evlendin ama. Çok seviyorum. Gene de seviyorum kocaman. Kocacığım seni çok seviyorum de bari. Kocacığım Gattar seni çok seviyorum. Gattar mı? Gattar. Lakabı. Ha kocasının lakabı Gattar mı? Evet. Ana. Kızlar hava çok soğuk. Zaten mancar sarması. Malay. Kömeç güzel. Kömeç güzel malay. Bir de bu kavurma, mancar kavurması. Ben zaten hepsini biliyorum hayatım. Hadi gidip yiyelim. Bir de kaymağımız var. Daha ne olsun. Bu kaymak bak böyle yenir. Bu avda avda denir. Helvalar yapar. Bu helva mı? Helva avda avda denir ona. Helvacı helva, şeker lokumlu helva falan filanlar. Helvacı helva. Hadi kızlar üşüdüm gidelim. Helvayı yiyelim ısınalım olur mu? Evet, canlarım. Çok sağ ol. Ellerinize sağlık. Sağlık. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim tatlım. Gene gel gene buyur. Severim seni. Böyle gelen bizi teşekkür unutma. Sen de beni unutma. Unutmam ya. Ay mis gibi de parfüm kokuyorsun annem. Yok ben parfüm kullanmam. Hiç sevmem. Bu güzel koku ne? Kolonya mı? Krem mi? Evet kolonya. Oh. Teşekkür ederim oh, yavrum. Mis 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 mis. Ah annem. Oh. Yavrum benim yavrum. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu verenler. Dura dura bir sel oldu verenler. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Oy. Dura dura bir sel oldu verenler. Bilmem söylesem mi, oldu verenler. Bilmem çalmasam mı, çalmasam mı, çalmasam mı? Oy, bravo.
Doya doya. Yoksulun. Dedeciğim vallahi bak sana tuttum repertuarda ama hatlar karıştı. Soğuktan kafamız karıştı. Sen bu bağlamayı bana ver. İçeride olsaydık ya. Ay dedeciğim sen bu bağlamayı bana ver. Koy mızrapını da ucuna. Koy mızrapını dedeceğim. Bırak dur, bırak. Dur bir dakika ne? Ya bırak bırak. Ellerini şimdi. Çalacağız ya. Çalma ya ellerini şimdi. Kıyamam sana. Yok dede unut unut. Yoksulun sırtından. Yoksulun sırtından. Doyan doyana, doyan doyana, bunu duyan insan nasıl dayana, nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru solana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi, oy. Yiğit muhtaç olmuş kuru solana. Yiğit muhtaç olmuş kuru solana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi. Bravo! Ağzınıza sağlık. Mahsuni şerifim. Dondur acımı, dondur acımı. Bazı ilaçlardan al ilacımı, al ilacımı. Tüm sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem oynasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı. Bravo, bravo. Parmaklar gitti ya. Ya dedeciğim vallahi sen üşüme diye yaptın. Bir an evvel bitirmek istedim. Sen öyle yine mi? Erkekliğe sığdırmadın. Devam ettin, bitirdin. Bravo, tebrik ediyorum. Mızrapını koy istersen. Ellerini de cebine sakla dedeciğim. Ya içeride olsaydı. Dedeciğim yani. İçeride sıcaktan akor bozulur. Ya hayır, akor. Orayı ayarlamıştık yani. Ellerini cebine koy, cebine. Onu da bana ver, ben tutayım. Dedeciğim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İsminiz? Kadir Karagel. Dedeciğim buralı mısın? Buralıyım. Peki ne iş yaparsın? Belediyeden emekliyim. Bağlama peki? Bağlama 17 yaşımdan beri çalarım. Hobi olarak değil mi? Evet, hobi. Kendi kendine çalar, evet, söylersin. Evet, evet. Peki o yıllardan beri bu bağlama mı sende? Hayır, bu eskisi var, uzun saplıydı. Hı-hı. Bu kısa sap, kısa sapa çalışmaya başladık. Daha yeni. Aşağı yukarı 7 senedir falan. Peki bu bağlamalarda ne sırların var? Bende kalsın. Ama söyledin türkülerden belli. Ya tabii 80 öncesinden beri geliyoruz yani. Bayağı çileler çektik. Yaşınız kaç? 68. Merhaba Adilacığım. Merhaba yok mu teyzeye? Benim adım Bahar. Evet, benim adım Bahar. Bana hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Dila? 20. 20 mi? Evet. Ah inşallah o günleri görelim bebeğim. Neden 20 yaşında hissediyorsun kendini ya? Sen daha çok küçüksün. Dila okula gidiyor musun? Akşam gideceğim. Akşam mı gideceksin? Evet. Ha. Neden sabah gitmiyorsun bebeğim?
Gitmiyor. Gitmiyorum. Evet. İnşallah kızım büyüyecek ve okula gidecek. Senin saçları ne güzel örmüşler böyle. Sen Karslı mısın? Elsalı. Nereliyim? Elsalı. Elsalı. Burası Elsalı mı? Yok. O Elsa bebekleri çok sevdiği için. Çizgi film. Her şeye Elsa. Kırmızı balık. Gölle. Evet. Den 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 den. Hadi söyle bebeğim. Kırmızı balık geldi. Kırmızı kırmızı yesiyor. Balıkçadan geliyor. Otuzunu tutuyor. Sonra? Kırmızı balık değil de sakın yeme yeme. Balıkçı seni tutacak. Sepetine atacak. Dila'cığım şu an... Kaç yaşında? Dila 3,5 yaşında. 3,5 yaşında. Hı hı. Dila'nın maşallahı var. Hem yüzü güzel, hem kalbi güzel, hem de olgun mu olgun bir bebek, değil mi? Büyünce benim kızım okuyacak, doktor olacak, avukat olacak, annesine babasına, devletine, milletine hayırlı evlat olacak, değil mi kızım? Evet, işte bu kadar. Dila bir de o kadar marifetli ki ekmek açıyormuş, biliyor musunuz teyzeleri, amcaları? Şimdi Dila'cığım burada ekmek açmaya başlarken ben de annesiyle mi? Anneannesiyim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay, ne genç bir anneanne maşallah. İki torunum var. Ay maşallah, isminiz nedir? Sevda. Anneannen de çok güzelmiş ya. Anneanneye benziyor gözlerin. Annesinin de gözleri renkli mi? Ha, sizde ailece var. Hadi benim kızım bir hamur açsın. Bir göster bakayım teyzem, göster. Göster Dilam, göster. Oy oy maşallah 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 kızıma maşallah. Ay ay ay. Seni eve götüreyim İstanbul'a ha? Olur mu? Evet, İstanbul'da gezelim gezelim gelelim. Ama Kars çok güzel. Kars bence çok güzel. Gidip gezip gelelim. Sadece oraları gör yani. Senin memleketin çok güzel. Buraları bırakıp gitme, tamam mı? Olur. Evet, olur. Benim kızım çok akıllı. Evet. Sevda ablacığım, nasılsın? İyi misin? İyiyim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kız Karslılar hep böyle güzel mi? Ha? Baksana bilmem. Şu gözleri. Vallahi sizde ırsi mi bu gözler? Belki de, bilmem. Nasıl geçiyor burada hayat? Vallahi güzel geçiyor bence. Köy, hayvanlarla uğraşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Hı hı. Ama hayvanlara bakıyorsun. Evet, eşim bakıyor. Çocuklarım, 4 çocuğum var. Ya, büyük kızım başladım. Evli. Küçük... Kaç yaşındasın Sevda abla? 45 yaşındayım. Aa maşallah. Ve iki tane torun, öyle mi? İki torunum var. Oğlum asker, büyük oğlum asker. Büyük kız kaç yaşında? 25 yaşında. Dilan annesi. Ay maşallah, erken evlenmiş o da demek ki. 21 yaşında evlendi. Sen kaç yaşında evlendin? Ben de 20 yaşındayım. Böyle erken evlilikler olunca, değil mi? Bizden iş geçti artık vallahi, yaş 35. Olsun, her şey nasip kısmet. Doğru. Şimdi burada tandır ekmeği yapıyorsunuz. Nasıl yaptınız Dila, anlatsana. Benim üstüme bakan da Elisa'lı. Ay evet, Elisa'lı. Evet, Elisa'ya takmış o. Ah bebeğim, Elisa'lı bebeğim. Şimdi burada da zaten tandır ekmeği. Su, tuz, un. Evet. Önemli olan. Aynen öyle. Sevgiyi katmak, değil mi anneciğim? Aynen öyle. Zaten pek kimse yapmıyor daha köyde. Gerçekten mi? Vallahi hiç, hemen hemen inan bu köyde bir sayılı birkaç kişi ekmek yapıyor artık. Ay niye? Biz iki bacıyık köyde, ikimiz de pişiririz. Birkaç sayılı ev. Herkes hazır alıyor. Ha şeyden, merkezden alıyor. Merkez. Köyümüze de geliyor her sabah. Nasıl oluyor peki? Arabayla mı geziyorlar? Tabii, fırından çıkıp arabadan geziyor. Herkes ala ala araba yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Herkes... Günlük geziyor. Günlük yani. Her gün. Ha, ay bu çok güzel bir şey. Günlük her gün. Neden peki tandır ekmekleri kalmadı? Modası mı kalmadı? Yoksa yoruluyor vallahi, mu kadınlar? Kadınlar yapmış. Şimdiki gelinler zaten yapmış. Kadınlar da hep yaşlandı. Ya. Yapmıyorlar yani. Yeni nesile niye öğretmediniz? Beceremediklerinden mi? Yoksa ben de yapamıyorum mesela. Belki yoksa de. Yapmak mı istemiyor? Yapmak istemir artık kimse. Bunun tadı da hiçbirinde yok. Evet, çok güzel. Değil mi? Ben yapıyorum vallahi. Çocuklarım aldığım zaman çocuklarım sevmiyor, yemiyor. Abi nerede? Abi benim küçük kızım hemşire İstanbul'da. Hı hı. Birimiz sürekli, birimiz gittiğimiz zaman birimiz geliyoruz. Birimiz, şimdi o gitti.
yanına tek olduğu için. Ha, anne baba böyle gidip geliyor. Anne baba gidip geliyoruz. Kardeşiyle kalıyordu. Kardeşi asker oldu. Hı hı. Sen burada köyde tek başına ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Peki anneannesi sen ne yapıyorsun köyde? Ben küçük oğlum yanımda. Annem burada. Hı hı. Hemen annemin evi yakın. Küçük oğlum okula gidiyor. Öyle kendimize uğraşıyoruz. Sıkılmıyor musunuz köyde? Yok. Peki eşin İstanbul'dayken kim bakıyor hayvanlara? Küçük oğlum evde. Biz birlikte bakıyoruz oğlumla. Kaç tane hayvan var? 15 tane. Ay maşallah. Büyük baş mı küçük baş mı? Büyük baş. Büyük baş ay. Onun için ne güzel sütü peyniri de olur. Değil mi? Evet. Peki kol komşuları nasıl? Güzel valla. Konumuz komşumuz. Komşu çocuk var mı hala abla? Şimdi o kadar bilmem. Önceden daha güzeldi. Şimdi insanlar meşgul mu desem. Artık önceki gibi komşuluk yok. Neden? Ama tabii komşu... Hemen hemen herkes taşındı. Yanımda bir komşu var burada. Hmm. Yani hemen hemen. İki... Ha, köyde boşaltmaya başladın. He, aynen öyle. Çoğu kişi yok yani. Yani hani kışın soğuk diye gidiyorlar da yazın mı geliyorlar yazın da acaba? Gelmiyorlar. Bazısı yazın geliyor, bazısı hiç gelmiyor. Nereye gidiyorlar peki? Vallahi İstanbul, İzmir. Gençler durmadığı için. Neden? Okuyan da durmuyor, okumayan da durmuyor. Mecbur gidiyorlar, iş yok, iş olsa. Hayvancılık da aslında buranın en önemli geçim kaynaklarından. Hem tarım hem hayvancılık. Ama artık kimse yapmıyor. Ya öyle de topraklarımızın kıymetini bilsek işte, değil mi? Gençler ama... okumayanlar gidiyorlar, kendi topraklarını, hayvanlarını bırakıyorlar. Gidiyorlar, büyük şehirlerde, fabrikalarda çalışıyorlar. Aynen. Bu bence doğru bir şey değil. İşte ama... Yapacak bir şey yok. Bak sen ne güzel köyünü bırakmamışsın. Yok ben bırakmam. Ben çocukların yanına bile tatile gittiğim zaman evi yani köyü özlüyorum ben köyümü. Çünkü doğma büyüme de buralıyım. Hmm. Aynı köyün kızıyım. Karşı kadınlar nasıl olur? Bizim tarafın insanları gerçekten çok misafirperver. Gerçekten öyle. Gerçekten yani çok yani. Siz Azeri misiniz, Kafkas mısınız? Hayır biz annem Kürt, Kağızmanlı annem. Babamız yerli diyirdiler, yerliyiz. Artık yerli ama annem Kürt, terekeme değiliz, yok. Şimdi babam Kars çok etnik kökenli insanları bir arada taşıdığı için, bir arada yaşattığı için değil mi bebeğim? İşte Kafkaslar, terekemeler, evet. Azeriler, Kürtler, Türkler herkes buralarda yaşadığı için aslında kozmopolitik de bir yer. O yüzden sordum. Sevda ablacığım. Ne güzel anlattın. Aslında birlikten beraberlikten evet. bahsettin. Bu çok önemli bir şey. Evet. Benim de duymak istediğim buydu zaten. Şimdi sen bu minnak kıza nasıl hamur açmayı öğrettin anneannesi onu söyle bize. Bakalım üşüdük değil mi? Gidelim artık buradan Dila değil mi? Çok mu üşüdün? Sıkıldın mı üşüdün mü? Üşüdüm. Ah kıyamam üşümüş. Ay, öpe öpe bitiririm. Oh, sen de öp beni. Ay, teşekkür ederim. Anneciğim, biz evet. bir ekmek yesek mi acaba? Sen evet. tandıra ekmek attın mı? Evet. Hı. Bak tandır sıcacık. Evet. Anneanne atsın. Şu ekmeğin de bir tadına bakalım mı? Burada hem tandır ekmeği hem lavaş yapmışsınız galiba. Evet. Oh, hadi Dila kopar yesene biraz. En çok hangi tarafını seversin? Ha kızarmış yerini mi seversin? Hadi kopar ye. Kopar ye. Ben ama oralar sert ya. Bak burada yumuşacık İşte. Yer var ya bak. Evet. Ah benim kızım yedi. Aferin. Ben de yiyeyim. Bakalım anne ne güzel yapmış mı? Çok güzel değil mi? Hmm. Turizminin, Doğu Ekspres'in, Kaz'ın, Kaşar peynirinin başkenti Kars'tayız. Burası Doğu'nun Paris'i diyebilir miyiz?
başkentlerinden biri. Yanımızda Kars Valimiz kıymetli Ziya Polat Beyefendi var. Öncelikle davetleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kapısına, İlklerin şehri, Serhat Kars'ımıza, Gazi Kars'ımıza, Kristal Karlar Diyarı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz kıymetli valim. O kadar başlık açılabilir ki aslında. Hem Sarıkamış şehitlerimizle, hem turizmiyle, insanlarıyla, misafirperverliğiyle, o soğuk havanın sıcak insanlarıyla alakalı sizler neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii ki öncelikle Kars, ana öğren yeriyle, Türklerin Anadolu'da ilk fethettiği toprakların sahibi. 1064'te Sultan Alparslan'ın fetih ettiği topraklar bu bölgede. Tabii Sarıkamış şehitlerimiz, geçtiğimiz günlerde anma törenlerini yaptığımız on binlerce yiğidin beyaz kefen giydiği toprakların sahibi. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizi rahmetle minnet anıyor. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. 6 Şubat'ta geçtiğimiz yıl asrın felaketinde şehit olan hemşehrilerimize rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Kars, tarım ve hayvancılığın başkentlerinden birisi. Turizmin başkentlerinden birisi. Turistik Doğu Ekspresi ile bir marka değeri yükselen bir kent. Hani Ören Yeri, Çıldır'da, Kızak, Kristal Karlar Diyarı, Sarıkamış'ımız, Baltık mimarisinin hakim olduğu bir şehir. Şu an bulunduğumuz Türkiye'de ilk ve tek olan peynir müzemiz, kanlı tabi müzemiz. Biz Kars'a gelen insanımızın minimum 3 gün kalmasını bekliyoruz. Yani Kars'ı en kısa turla 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz. Kars artık Türkiye'de bir marka oldu. Yavaş yavaş tanıtımları, iyi tanıtımlar yapılıyor. Kars'ın tanıtımı daha iyi yapıp Kars'a insanımızın gelmesini, bu güzellikleri yerinde görmesini istiyoruz. Peki kıymetli valim, Doğu Ekspresi'nin önemi nedir? Turistik Doğu Ekspresi bu şehre marka değeri katan en önemli yatırımlardan biri. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza çok çok teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Haftada 3 gün şu an seferlerimiz var ve dolu. Şu an sezonu kapattık. Yani bilet bulmak çok zor. Biz Turistik Doğu Ekspresi ile gelen insanların Kars'ta minimum 2 gece kalıyorlar. Ve Kars'ın turistik ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini görme şansı elde ediyorlar. Gelen insan, burayı gören insan, Kars'ın güzelliğini ve Karslı'nın güzelliğini gördüğü zaman algının tamamen değiştiğini ve bu güzel algı önümüzdeki yıllarda bize misafir olarak geri dönüyor. Kars'ın aslında algısından bahsettiniz. Bence bu uzaklığından kaynaklı. Evet. Ama artık uçakla 1,5 saat değil mi? Uzak algısı, sınırda olması, en sınırda olması, en doğuda olması. Ama biz doğu demiyoruz. Anadolu'nun giriş kapısı diyoruz. Anadolu'nun kapısı diyoruz. Ankara'dan 1,5 saat, İstanbul'dan 2 saate misafirlerimiz burada oluyorlar. Burası şehitler diyarı. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla gençler Kars'ta durmak istemiyorlar. Halbuki Kars'ın hem kazı hem kaşarı inanılmaz önemli, dünyaya nam salmış ve coğrafi işareti var. Burada gençlerle alakalı, hayvancılığa, tarıma yöneltmeyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Hani gitmeseler de, kaşarla ilgilenseler de ya da kaz yetiştirseler de daha çok para kazansalar gibi projeler var mı? Ya da teşvik nasıl olur? Bu topraklar çok verimli topraklar. Mera alanları çok geniş olan topraklar. Hayvancının başkentlerinden biri demiştik. Onun için kaşarımız çok meşhur. Doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden yapılan Kars gravyeri, Kars kaşarı dünya markası. Coğrafi işareti zaten bizde. Kaz ayrı bir marka değeri olan bir... Hiç modası üretimiz. Geçmiyor. Geçmez, geçmeyecekti. Evet. Ama bunların hepsini burada yemek lazım, burada tatmak lazım. Evet. Tabii gençlerimiz, evet, göç sorunu var. Her yerde ancak, var aslında. Ancak bu doğudaki tüm çoğu ilimizde var. Bu gençlere yönelik projeler yapılıyor. Devletimiz zaten Tarım Orman Bakanları her türlü desteği veriyor. Süt yetiştiriciliğine, hayvan yetiştiriciliğine destek inanılmaz. Üretmemiz lazım. Kesinlikle. Hepimiz birlikte üreteceğiz. Burada kalan insanlarımız üretecek. O ürünlerin iyi fiyata satılmasını sağlamamız lazım. Kars'ın marka değeri olan ürünü çok. İnşallah bunun marka değerini ve marka olarak raflarda görmek istiyoruz. Yani biz tarım ve hayvancılıkta iyiyiz. Hayvanları karkas olarak, yani hayvanı bütün olarak satıyoruz ama katma değerini biz almıyoruz. İnşallah Kars sucuğunu,
Kars kavurmasını aynı kaşar gibi, greve gibi yakın zamanda raflarda göreceğiz. İnşallah. Burası sadece tarih, turistik, doğal güzellik duran değil. Sarıkamış bizim ayrı bir değerimiz. Kristal Karlar Diyarı diyoruz. Kayak yapılan en önemli tesislerden birisi şu an. Tabii orada çıkan özel bir taşımız var. Bunu oradaki insanımız işliyor, kadınlarımız işliyor. Ürün haline getiriyoruz. Hı hı. Bu obsidyen taşımız. Sarıkamış'ın obsidyen taşı. Hı hı. Oradaki insanımız üretiyor ve ürün haline geliyor. Bunu çok da ziyaretiniz anısına size hediye etmek isteriz. Çok teşekkür ederim kıymetli valim. Çok şık görünüyorlar. Bu taşı da ilk kez duyuyorum. Gerçekten çok da hani hep Erzurum'da oltu taşı vardır. Doğal taşlar Türkiye'nin birçok yerinde değerli. Ama Sarıkamış'ın kristal taşını bilmiyordum. Obsidyen taşı. Obsidyen taşı. Peki bunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Hayırlı sağ olsun. Olun. Teşekkür ederim. Ben şunu anlıyorum ki eğitim çok önemli. Tabii ki insanlar şehirlerinden eğitim için dışarılara, başka illere gidebilir ama topraklarımızın kıymetini bilip onlara sahip çıkmamız lazım. Ne kadar çok üretirsek o kadar varız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel ediyorum. Sohbet için. Misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz Kars'ı seviyoruz, Karslıları seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerin gücünü arttırsın. Amin. İyi ki varsınız. Devletimiz, milletimiz var olsun. Hep söylüyoruz ya, hayat boyu bu mesleğimizde tek cümle inandı. Devletimizin elinde, milletimizin hizmetindeyiz dedim. Kars için de canla başla çalışıyoruz. Tüm ekip olarak, tüm arkadaşlar olarak bu şehre değer veren, katma değer katan tüm hemşehrilere ve tüm insanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimize Kars'ta ağırlamaktan memnun olacağımızı tekrar belirtiyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. O zaman buradan bir çağrıda bulunalım Sayın Valim. Herkesi Kars'a bekliyoruz. Bekliyoruz. Sizin demeniz bence daha güzel olur. Buyurun. Tabii Kars, Serhatşehir, Gazişehir, Şehitler Diyarı, Anadolu'nun kapısı, anne ören yeri, Türklerin Anadolu'da ilk fethettiği topraklar. Bu toprakları yerinde yaşamak en güzeli. Tüm misafirlerimizi Kars'ta ağırlamaktan mutlu oluruz. Karslı insanımızın misafirperverliğini yerinde görmeleri, gastronomi kenti olan Kars'ta bu tatları tatmalı, Sarıkamış'ta kayak yapmaları, Çıldır'da kızak yapmalarını istiyoruz. Burası şehir anlamında da çok özel bir şehir. Bu şehrin özelliğini, bu şehrin insanın özelliğini, tüm insanımızın yaşamasını istiyoruz. Bekliyoruz. Kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla. Gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm. Gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Aşkımla yaktın sinemi, aldın gittin benden beni, bir an ile taşa Leyla'm, vurdun taştan taşa Leyla'm, taşa Leyla'm. Viran eyledim
Taşan, taşan Leyla'm. Vurdun taştan, taşan Leyla'm. Taşan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.